Çanak yağış dolu derken bu hafta aksine güneşli bir hava hakim. Temmuz ayının ilk günlerinde sıcaklık gittikçe artıyor. Bir de ölümcül sıcak hava dalgası geliyor. Evet, çok sıcak. Hatta bu sıcaklık giderek artacak. Mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Bu da yetmeyecek. Bir de ölümcül sıcak hava dalgası gelecek. Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Başlıkta okuduğunuz gibi bugün sıcaklıktan bahsedeceğiz ama herhangi bir sıcaklık değil, sıcak hava dalgalarından bahsedeceğiz. Hani geceleri uyutmayan, günde birkaç duş yapmanıza sebep olan ve duştan çıkar çıkmaz sizi tere boğan o sıcaklıktan bahsedeceğiz. Peki nedir bu sıcaklık hava dalgası? Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre mevsim normallerindeki sıcaklıkların ortalama maksimum sıcaklıklarından 3 ila 5 derece üzerinde ard arda 5 gün veya daha fazla süre ile devam etmesine sıcak hava dalgası denir. Aynı bu yıl 2019 yazında olduğu gibi Galagre-Montieu adlı Fransa'nın küçük bir kasabasında sıcak hava dalgası esnasında en yüksek derece olan 45.9 ile rekor kırıldı. Buna küçük bir fırın diyebiliriz. Tabii bu çöle kıyasla normal bir yaz derecesi olurdu. Ancak dünyadaki kayda geçen tüm zamanların en yüksek derecesi 1922'de 57.28 derece ile Libya'da kırılmıştır. İyi ki de orada değildik he. Şimdi bu videoda gündüzlerinizi 40, gecelerinizi ise 30 derece olarak baz alacağız. Tabii ki dünyanın geri kalanı orantılı olarak sıcaklık yükselişi yaşayacak. Mesela İskandinav ülkeleri Kuzey Kutbu'na daha yakın olduklarından sıcaklık orantılı olarak artsa dayanılabilir olur. Ancak tropik bölgelerde çıplak olsanız bile buna dayanamayabilirsiniz. Aslında küresel ısınma yüzünden bu durumlara biraz alışmanız gerekecek. Örneğin tahminlere göre 2050'de İstanbul'un sıcaklığı ortalama 4 derece artacak. Neyse, şimdi küresel ısınmanın hızlandığını ve dünyayı 365 gün boyunca bir sıcak hava dalgasına tutsak olarak tuttuğunu hayal edelim. Sizce ne olacak? İnsanlık böyle bir durumdan sağ çıkabilecek mi? Ve diyelim ki başardı. Ne şekilde kurtulmuş olacak? İşte bu soruların cevabını bu videoda bulacaksınız. İsterseniz hemen 3. haftasından başlayalım. Çünkü 2 haftanın nasıl bir durum yarattığını zaten biliyoruz. Bilmeyenler için hatırlatalım. 2003 yılı yazında Avrupa'da hava sıcaklıkları uzunca bir süre mevsim normallerinin üzerinde seyretmiş ve sıcak hava dalgası oluşmuştur. Yaşanan bu sıcak hava dalgası başta Fransa olmak üzere Almanya, İspanya, İtalya, İngiltere, Hollanda, Portekiz ve Belçika'da insanların yaşamlarını yitirmelerine neden olmuştur. Tam 2 hafta sürmüştü ve 70 bin kişi hayatını kaybetmişti. Ve bu olay kaydedilen en uzun sıcak hava dalgasıydı. Neyse, hayali senaryomuzda 3. haftadayız. Neredeyse ülkemizin tüm bölgeleri kırmızı alarmda bulunuyor. Bu durumda hastaneler, huzurevleri, okullar ve benzerleri telaş içindelerdir. Çünkü en hassas insanlar bu bölgelerde bulunuyor. Ancak ne Türkiye'de ne de dünyanın başka bir yerinde alınan kararlar yeterli olmuyor. Bu yüzden birçok kişi sıcaklık yüzünden hayatını kaybediyor. Hızlı bir şekilde hastaneler doluyor ve cenazeler artıyor. Bunların yanı sıra ülkede kuraklık oluşuyor ve bu sebepten su temini organize ediliyor ve kontrol altında tutuluyor. Bundan böyle kalan içilebilir suyu ayırmak için bahçe sulamak, havuz doldurmak, hatta araba yıkamak da yasaklanmıştır. Bu durumda bunlar pek öncelik değil gibi. Neyse, durum hala kontrol altında, ancak bu bir an meselesi. Hemen hemen dünyanın her bölgesinde sıcaklık rekorları kırmış bulunuyoruz ve herkes ciddi bir şekilde bu sıcaklığın etkilerinden endişe etmeye başlıyor. 2003 sıcak hava dalgası sırasında Avrupa'daki ölüm sayısına ve dünyanın buna hazır olmadığını da sayarsak bir ayda sıcaklık yüzünden yüz binlerce insanın hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz. Hatırlatalım, 2003'te Avrupa'da 2 hafta süren ortalama 35 derece sıcaklıkta 70 bin kişi hayatını kaybetmişti. Ne? 35 derecelik bir sıcaklıkta ölünür mü? Evet, evet. Ve buna hipertermi denir.
Hipertermi genellikle 36,5 ve 37,5 arası olan vücut ısısı çevresel faktörler nedeniyle içinde bulunan ortam ısısının artmasıyla vücut ısısının yükselmesi demektir. Hatta teriniz bile vücudunuzu soğutma etmeyebilir. Bu durumdaki semptomlar kalp atış hızının artışı ve zihin karışıklığıdır. Kalp atış hızının artması sizi ölüme ve zihin karışıklığı ise sizde deliliğe yol açabilir. Eğer hipertermi çok ciddi ise komaya bile girebilirsiniz. Ancak bu kadarla da bitmiyor. Isı dehidrasyonu yoluyla da ölüme neden olabilir. Ve bu durum fakir ülkelerde zaten kıt olan içme suyunun bulunmasının imkansız hale gelmesiyle ciddi risklere yol açar. Çünkü temiz su bulamayan insanlar dehidrasyondan ölmemek için kirli su içmeye mahkum kalırlar. Ve bu yine ölümle sonuçlanabilir. Fakat endişelenmeden önce durun çünkü daha bitmedi. Kuraklık yüzünden ormanların yanma olasılığı da bir o kadar yüksektir. Örneğin kurumuş çimene küçük bir kıvılcım hektarlarca orman ve bitkileri yakmaya yeterlidir. Ve hatırlatalım su kıtlığı yüzünden bu ateşlerle baş etmek bir hayli zordur. İşte 4 ay geçti ve gezegenin büyük bir bölümü çok kötü durumdadır. Atık su tesisleri tam güç çalışmalarına rağmen su kıtlığı kötüleşir. Ayrıca kuzeydeki ülkeler bu durumun önüne geçmek için su kullanımını kısıtlamışlardır. Tarlaların sulanması ise artık çok kısıtlanmaktadır ve diğer hayati olmayan su kullanımı ise artık yasaklanmıştır. Aşırı sıcak ile dünyanın bazı bölgeleri kelimenin tam anlamıyla çöle dönüşmektedir. Hatta zaten var olan çöller ise gitgide yayılmaktadır. Bu sıcaklıkla yazları cehenneme dönse de kışları pek soğuk olmayacak. Hatta kışlar da sıcak olacak. Kutup çemberine daha yakın olan ülkeler iklimin nispeten ılıman olduğu bölgeler haline bu süreçte gelir. Bu nedenden dolayı birkaç bin kişi özellikle iklimin daha yaşanabileceği Baltik Denizi'nin çevresine göç etmeye başlar. Dünya sıcaklığı ümitsiz bir şekilde termometrenin en yüksek seviyesinde sıkışmış olduğundan bu 8 ay uzun geçti. Ekvatoral ve tropikal bölgeler kurak ve neredeyse yaşanılmaz hale geldi. Ancak bu sabit sıcaklık ve düşük yağış nedeniyle daha ciddi bir durum söz konusu. Çünkü sezon kavramı artık yok ve açıkçası doğa bunun için programlanmamıştır. Çünkü bitki ve hayvanların yaşam döngüsünü sağlamak için mevsime ihtiyaçları vardır. Ayrıca ılıman ülkelerin faunası ve florası bu sıcak havaya dayanacak şekilde meydana gelmemiştir. En azından bu kadar uzun bir süre için değil. Bu yüzden bu sıcak hava dalgası nedeniyle birçok hayvan ve bitki türünün yok olacağını beklemeliyiz. Ancak ekolojik felaketin yanı sıra ciddi bir durum daha vardır. Çünkü sürekli ısınma ve uygun şekilde bitkilerin sulanmaması yüzünden tüm tarım ve hayvancılık mahvoldu. Bu yüzden su sıkıntısına bir de tüm ülkeleri etkileyen küresel bir gıda krizi eklendi. Ayrıca dikkat! Genelde ekolojik ve gıda krizleri olduğu zaman ekonomik krizler ve çökmeler de olur. Ve gerçekleşmesi uzun sürmez. İşte bir yıl geçti ve tek bir yıllık sıcak hava dalgası dünyanın yüzeyini büyük ölçüde değiştirdi. Bir zamanlar yaşanan birçok bölge artık kurak ve çöldür. Akdeniz havzasında yaşayanlar artık sıcaklığın gün boyunca yaklaşık 30 derecede olduğu Baltık Denizi'nin bölgesini tercih ederler. Bu arada İspanya ve Portekiz'in nüfusu azalırken İzlanda'nın nüfusu hızlı bir şekilde artar. Ayrıca yavaş yavaş ama kesin bir şekilde yeni bir tarım şekli meydana gelir. Yani artık az suya ihtiyaç duyan ve sıcak ortamlarda yetişebilen meyve ve sebzeler yetiştirmekteyiz. Çünkü su değerli ve nadir bir maldır ve az miktarda kullanılır. Maalesef bir yılın sonunda sıcak hava dalgası sona erse bile insanlık çok azaldı. Ölüm sayısı açıkça tahmin edilmesi zordur. Ancak yaşlılar, suya ulaşamayan nüfus, hastalar ve kıtlık mağdurları olarak bu kişilerin hepsini toplarsak ölüm sayısını makul bir şekilde 1 milyardan fazla olarak tahmin edebiliriz. Ancak sıcak hava dalgasının başka etkileri de oldu. Bu da tabii ki buzların erimesidir. Uzun yıllar boyunca içlerine hapsolan bakteriler ve virüsler buzların erimesi ile birlikte tekrardan havada serbest kalır ve atmosfere yayılır. Ve belki de geçmişteki hastalıkları tekrardan ortaya çıkarabilir. Fakat bugün insanlığın yüzleşmek zorunda kalacağı tüm bu sorunlarla birlikte böyle bir durumun geleceğin önüne geçmesi mümkün olacak mı? Bu soru üzerine sizi bırakıyorum arkadaşlar. Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.